sınıf arkadaşlarımdan özür dilerim ama ben gemi inşa mühendisiyim. Ben mühendislik okudum. Hayatımda bir sürü katkısı oldu o bölümün. Ama şeyde esas mesleğimi yapmadım. Hayat bu enteresan bir şekilde yürüdü. Ve ben bu işe bulaşmış oldum. Ha, çok klasiktir işte çocukluğumuzda efendim bana maket alıyorlardı. Ben onları birleştiriyordum veya birleştiremiyordum. Evet öyle hikayeler vardır. Ben de birkaç tane maket birleştirdim ama bu benim tutkum olmamıştı o zaman. Bu zamanla evrildi. Tabii maketlere ulaşmak zordu. Öğrencisin. Hani ailene de bu şey edebiyatı gibi olmasın ama işte ailemin parası yoktu. Ben maket alamıyordum. Onu demek istemiyorum. Okul harçlığınla bir şey almaya çalışıyorsun. O dönemde çok pahalıydı. Bu bahsettiğim işte 90'lar ve öncesi. Şimdi iş biraz daha kolaylaştı. Hani makete ulaşmamız, malzemelere ulaşmamız çok daha rahat oldu ve bu şekilde şey yapıyorum. Hani hayalimi gerçekleştirebiliyorum esasında. Çünkü bu çok zevkli bir iştir. Elime bir maket geçti. O maketi birleştirirken insanlarla tanıştım. Bir yerde çalışmak nasip oldu bu konu üzerinde. O zaman tabii diorama değildi, şeydi. Gemi maketleri ağırlıklı çalışıyorduk. Ve onlar biraz daha böyle çok büyük oldukları için diorama, onlarda diorama uygulamak biraz zor. İnternetin gelişmesiyle 2000'lerden sonra hani internet daha da böyle bir coştu. Yabancı sanatçıların yani çalışmalarını gördüm. Oradan yavaş yavaş ha bu tankın yanına ben figür koysam nasıl olur? Bu figürün yanına hayvan koysam nasıl olur? Çeşitli problemlerle uğraşıyorsun tabii hani insanlar yapmışlar koymuşlar ama hani bunu nasıl yaptı mesela bir toprak zemin nasıl yapılır? Bir ev nasıl yapılır? Efendime söyleyeyim işte o detayları nereden bulacağız? Çünkü ev yapmaya kalkıyorsunuz. İşte ölçekli olarak camını çerçevesini bulmanız lazım. Peyderpey bunlar benim önüme düşmeye başladı ve onlar birleştikçe çok güzel eserler çıkmaya başladı. İlk dioramamı hatırlıyorum. Hala saklarım onu. İstanbul'da maalesef. Asgari bir araç, taş yol, yanında duvarlar ve bir sürü asker. Onu yaptığımda çok heyecanlanmıştım. Çünkü hiç kullanmadığım şeyleri kullanmıştım. Mesela çim yapmak büyük bir problemdi benim için. Yani çimi nasıl yapacaksın, nereden bulacaksın? Hani onlar büyük problemlerdi. Tesadüfen bir internet sayfasını, tabii o zaman YouTube o kadar gelişmemişti. Çok fazla video yoktu o konuda. İnternet sayfasında şeyi gördüm. Arkadaşım biri, normalde kullandığımız tıraş fırçaları yok mu? Köpürtmek için. Onları güzel bir şekilde doğradı. Tutkalın içine attı ve dioramanın üstüne bıraktı. Boyandıktan sonra harika bir çim oldu. Ve ben uzun süre o tekniği kullandım. Daha sonra işte statik çimler geldi. Onlar işi biraz daha kolaylaştırdı bizler için ama ilk çim yapma hikayem böyle. Ağaç nasıl yapılır çok büyük bir problemdi benim için. Çeşitli ağaçların dallarını kullanıyordum daha doğrusu. Yani, ama yine de bir ölçek problemi oluyordu. Sonra yine enteresandır. Sokakları süpürdükleri süpürgeler var ya çalı süpürgesi. Çalı süpürgesinin çok enteresan bir dokusu vardır. Direkt ağaç dalı ortaya çıkıyor. Birleştirdiğin zaman çok güzel bir ağaç oluyor. Diorama esasında şöyle oluyor. Bir fotoğraftan başlıyorsunuz. Yaptığınız askeri kara aracının, tankın bir fotoğrafını buluyorsunuz internette. Ve etrafındaki detaylara bakıyorsunuz. Bu detayların kaçını yapabilirim ben ve buna ne kadar benzetebilirim? İşte tankınızı birleştirdiniz, boyadınız, mutlaka eskittiniz. Çünkü hiçbir tank pırıl pırıl değildir. Etrafını, taşını, toprağını. Çok basit malzemelerle yapılıyor esasında o taşlar, topraklar. İsterseniz bahçenizden bir avuç toprak alın, onu beyaz tutkalla karıştırın, sürün. O bir efekt verir.
İsterseniz seramik hamurlarıyla çalışın. Onunla yapabilirsiniz. İsterseniz alçı kullanın. İsterseniz bu şeydir. Geçen gün aklıma geldi. Çocukluğumuzda şey yapardık. Un ve beyaz tutkalı karıştırdık. Hatırlar mısınız? Un ve beyaz tutkalı karıştırıp bir hamur elde ederdik. Geçen bir dioramamda o malzemeyi kullandım. Ve çok da başarılı bir sonuç verdi. Hiçbir zaman şeye gitmedim. Aman şu malzeme işte çok kalitelidir. Ben bu malzemeyi kullanayım. Öyle bir hayalim hiçbir zaman olmadı. Öyle bir amacım da olmadı. Eldeki malzemelerle o sahneyi olabildiğince canlandırmak değil, canlı tutmaya çalıştım. Kimi hatalar, makette yapılan kimi hatalar, birleştirirken veya boyarken yapılan kimi hatalar son derece gerçekçi oluyor. Yani tankın çamurluğunu yapıştırırken büktünüz, kırdınız, bir şey oldu. Hiç kafama takmıyorum onları. Bu hayatın akışında olabilecek şeyler bunlar zaten. Muharebedesiniz çünkü, savaştasınız. O yüzden birleştirirken hiçbir zaman heyecan duymadım. Heyecan şundan dolayı duymadım. Birleştirirken elbette heyecan duydum ama ben bunu hatasız yapıştırayım heyecanı yaşamadım hiçbir zaman. Hatalı da yapıştırsam bu mutlaka o makete bir gerçekçilik katıyor. Savaşın korkunçluğunu da yansıtmanız lazım. Kimi dioramalarda. Patlamalar, kanlar, işte parçalanmış insanlar. Kimi dioramalarda onları canlandırıyorsunuz. Kimi dioramalarda da espriler katabiliyorsunuz. Mesela Fransa caddelerinde yürüyen bir Sherman tankı, yanında binalar ve binalarda sallanan çamaşırlar. Mesela onlar da espri olabiliyor. Bu eklediğiniz her şeyin, bu tabii şey sahnesi için konuşmuyorum. Hani ölüm sahnesi için konuşmuyorum. Normal günlük hayatta olabilecek şeyleri için konuşuyorum. İşte askerler tanklara binmişler, geçiyorlar. Çamaşırlar esprisi mesela, insanlar onu gördüğü zaman bir gülümsüyorlar. Ha evet, öyle bir şey de var. Yani hayat bir şekilde devam ediyor. Yani o çamaşırların orada olması, bir çocuğun pelüş oyuncağının bir yerde sallanması, işte elinde çiçek olan bir kız çocuğu, bir yaşlı adam, bastonuyla yürüyen yaşlı adam, yerde çer çöp, hani yırtılmış gazete parçaları, bunları koyduğunuz zaman sahne yaşamaya başlıyor. O zaman daha da bir içine giriyorsunuz şeyin. Bu tabii yaparken biz bunu fark etmiyoruz. Bunu artık otomatik olarak yapıyoruz. Ha burada da şu var, burada şu var. Bunu sergilediğiniz zaman insanların yüzündeki gülümsemeyi gördüğünüzde o zaman diyorsunuz ki ha ben doğru bir iş yapmışım. Emre Bey şey dedi, ya bir İstanbul sokağı yapalım. Eski İstanbul sokağı yapalım. Peki dedik, nasılsa herkes eve kapandı. O bir yandan çalışıyor. Mimar olduğu için hani gözü şeyi çok rahat seçiyor. Oranları, işte binanın yüksekliği ne kadar olmalı, çerçevelerin, pencerelerin çerçeveleri nasıl olmalı, onları çok iyi biliyor. Eski İstanbul fotoğrafları bulduk internetten. Oradaki binaları elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ve bu çalışmamız yaklaşık 1,5 sene sürdü. Upuzun toplamda, yanlış olmasın ama 2,5 metre yakın bir uzunluğu var o sokağın. Belki daha fazladır, belki 3 metredir. 7-8 tane binası var, ufak bir çarşısı var, sokak çeşmesi var, sokak kahvecisi var, sokakta simit satan esnaf var. Çok aman işte ben şunu yapayım, öyle bir hayalim olmadı hiçbir zaman ya. Öyle hayalden kaçındım açıkçası. Eskiden vardı hayallerim, hani şu maketi alayım yapayım hayalim vardı ama ve aldım o maketleri ve yapmadım yani. Mesaim bu değildi çünkü, başka işlerle uğraşıyordum. O maketler kutularda ziyan oluyor, ziyan olmadı yani, onlara bir gün devam edilir de. Öyle hayal, büyük hayal kurmaktan o yüzden hep çekiniyorum. Bakalım ne olacak yani, bundan sonraki macera ne olacak diye gidiyorum ben. Çünkü her birini çok severek yapıyorum.
İşin sonunda belki sıkılmışımdır biraz. Hadi bir an önce bitsin havasına giriyorum ama hepsini çok severek yapıyorum. Yoksa hani günde 8 saat bir maketin başında boya kokuları içinde falan. Yani o sevmeden yapılmaz bu iş. Şunu çok net söyleyebilirim ki diorama ve maket bunu artık hobiden çıkıp bir iş haline geldiği zaman asosyalleşiyorsunuz. Ve muhabbetiniz, hani etrafınızdaki arkadaşlar, hani sohbet ettiğiniz kişiler hep bunun üzerine gidiyor. Yani ben bunu nasıl birleştiririm, nasıl birleştirdim, nasıl boyadım, sen ne yaptın, sen hangi tekniği kullandın, yağlı boyanın hangi markasını kullandın ki, hani o çok sorulan bir şeydir, hiç önemi yok. İşte hangi fırçayı kullandın, kaç sıfır fırça kullandın falan, muhabbet o tarafa doğru gitmeye başlıyor. Oradan da hani böyle bir silkelersen kendini kurtarabiliyorsun. Yani bambaşka konuları geçebiliyorum ben. Ya ben benim adamlara isim takıyorum. Yani şeyleri işte ayakkabı boyacısı mesela işte Ahmet Efendi atıyorum şimdi. Ahmet değildi ismi unuttum da. İşte Kamil abi ayakkabı boyuyor. İşte yanında Mehmet Efendi geziyor. Şu oluyor, bu oluyor falan. Öyle isimler yapıyorum. Böylece işim daha eğlenceli hale geliyor. Çünkü onunla bir süre sonra konuşmaya başlıyorsun. İşte senin kaşın gözün niye öyle? Hani sana sakal yapayım mı? Hani sakalın olsun mu? Ellerin ne kadar kirli? Senin bezin nerede dursun? İşte ayakkabı boyacısı örneğini veriyorum. İşte bezini arkadaki duvara atıyorum mesela. Bu işi yaparsan mutlaka böyle bir tahtanın bir tanesi çevi böyle bir oynuyor yerinden. Tahtada hafiften ses çıkarıyor ama hani keşke şey dese, keşke aferin dese. Çünkü çok zordur bunu söylemek, biliyorsunuz değil mi? Bir şeyi yaparsınız, ya çok güzel olmuş demelerini beklemiyorum da hani bir aferini istiyorum ya. Yani.